Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Endemik Yayınlarının Türkiye Geneli AYT Denemi kimya soru çözümleriyle beraber olacağız. 15. soruyla başlıyoruz arkadaşlar. 15. soruda bize ne diyor? Gerçek gazlar yüksek sıcaklık, düşük basınç ve düşük mol kütlesiyle ideale yaklaşır. Yani bakın, yüksek sıcaklık T çizdik yukarı doğru, P çizdik aşağıya doğru ve mol kütlesi yani MA'sı düşük aşağıya doğru olması gerekecek. Buna göre aşağıda verilen gerçek gazlardan hangisi ideal gaz davranışına daha yakındır diyor. Bakın gazları vermiş. Burada sıcaklık ve basınçlarına bakıyoruz. Şimdi hepsini santigrat derece cinsinden yazacak olursak 25 santigrat derece, bakın bu 0 santigrat derece olacaktır. -273 Kelvin, zaten böyle bir şey yok yani, o tarz bir şey. O kadar düşük bir sıcaklık, bir de 273 çıkartacağız da -546 zaten sıcaklık iyice gitti. 25 ve 227 santigrat. Bakın en yüksek sıcaklık burada. Peki basınca geldiğimizde basınç ne olacak? Düşük. Birleri sildik. Burada bakın şu 25'ler sıcaklıkları burada silmiş olsak, birleri de burada sildik. Zaten ne geliyor arkadaşlar? Bakın 0,1. En düşük sıcaklık, en yüksek sıcaklık, en düşük basıncı da burada bulmuş olduk. Ve mol kütlesi olarak da en düşüğü bulduğumuz için cevabımızın Edirne gelmesi gerekecektir arkadaşlar. Evet, bir sonraki soru, yani 16. soruya baktığımızda demir metalinin nemli havada bir süre sonra korozyona uğraması şekilde gösterilmiştir. Bakın burada demirin F'nin F artı 2'lerle verdiği tepkime sonucunda yaptığı olaydan bize bahsediyor. Anot bölgesinde şimdi demir artı O2 ile tepkimesini yazdığımızda F2O3 şeklinde bir tepkime olduğunu, burada daha sonrasında bunun suda çözünüp X H2O'ları bize belirttiğini söylemiş olduğu. Burada bakın bu -2, bu artı 3 olduğu için bu 0, bu da 0 şöyle yazdık. Bakın 0'dan artı 3'e ne yapmış? Yükseltgenmiş. Peki bu oksijen ne yapmış burada? Oksijen de indirgenmiş şeklinde söylüyoruz. Peki yükseltgenme nerede olacak arkadaşlar? Anotta. İndirgenme nerede olacak? Katotta olduğunu söyledik. Şimdi bir soruya başlayalım. Diyor ki buna göre aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? A diyor. Anot bölgesinde F metali O2 ile F artı 2 ve F artı 3, yani demir artı 2, demir artı 3 iyonlarına yükseltgenir. Evet, yükseltgenmesi burada artı 3'ü yaptık. Bakın burada artı 2'li kısmı da bize gösterdi. Artı 3'lü kısmı da bize gösterdi. O yüzden birincisi doğru. İkincisi, yani B şıkkına baktığımızda katot bölgesinde O2 elektron alarak indirgenir. Evet, bakın oksijen elektron alarak -2'ye indirgenmiş ve bunun katot bölgesinde olduğunu söylüyor. Bu da doğru. Korozyon sırasında redoks tepkimesi gerçekleşti. Evet, yükseltgenme ve indirgenme zaten redoks tepkimesidir. Bu da doğru. F2O3 XH2O katı bileşiği pas olarak adlandırılır. Evet, oksijenle zaten yanması sonucunda paslanma olarak belirtilir. Bu da doğru. F metalinin korozyondan korumak için daha aktifliği daha az olan. Bak, şimdi F'den aktifliği az olan bir şey buraya. F'den aktifliği az olan bir şey. F'yi koyduk. Bundan aktifliği daha küçük olan bir şey olsa, mesela bakır tarzında bir şey olsa, diyor ki korumak için, bu aktifliği fazla olduğu için burada tepkimeye yine ne yapacaktır? Demir girecektir. O yüzden burada bunu koruyamazsın. Burada ne yapman gerekiyor? Demirden daha aktif olan bir metal, mesela sodyum gibi bir metali koyman gerekiyor ki burada demiri koruyup onu o reaksiyona sokmayabilirsin. Bundan dolayı cevabımız E şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. Evet, 17. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. 17. soruda bakalım neyden bahsedecek? Diyor ki aşağıda bir orbitalin manyetik kuantum sayısı yani ML'si verilmiştir. ML'yi bakın çizdi. Artı 1'i var, 0'ı var, eksi 1'i var. Buradan biz bu ML'nin ne olduğunu söyleyebiliriz. ML'nin P orbitali yani 1 olduğunu, L'sinin 1 olduğunu hatta eşittir L. Bundan dolayı ML'sinin de
eksi 1, 0 ve 1 şeklinde olduğunu söyleyebiliriz. Orbital ile ilgili yargılardan hangisi doğrudur diyor. Şimdi baş kuantum sayısı 1'dir. Bir baş kuantum sayısı n eşittir 1 ise L'si ne olacak arkadaşlar? L'si 0 olur. L'si 0 olan da bakın hangi orbitaldir? S orbitaldir. O yüzden burada bulunmadı. Birincisi yanlış. İkinciye baktık. Açısal momentum kuantum sayısı. L değeri 1. Evet zaten biz bunu burada söyledik. Bu doğru arkadaşlar. P orbitaldir. Evet P orbitalde olduğunu belirttik. Bu da doğru. Bundan dolayı cevabımız D şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. Evet 18. soruya bakıyoruz. Verilen organik moleküllerin IUPAC adlandırılması yapılıyor. Buna göre hangisi yanlıştır dedi. Şimdi bakıyoruz. Burada bir alkanı vermiş. Bu alkanda bakın ana zinciri şöyle belirliyoruz. Ana zinciri belirttik. Burada 1, 2, 3 ve 4 diyoruz. Bakın bu bağlı olan grupları da burada belirttik. O yüzden 2, 2, dimetil, büten birincisi doğru gelmiş oldu. Geldik ikinciye. Bir alken yapısı var. Alkenlerde biliyorsunuz ki çift bağın olduğu taraftan başlamamız gerekecek arkadaşlar. O yüzden yine şu şeklimizi yaptık. Klorumuzu belirtiyoruz. Bakın burası 1, 2, 3, 4, 5 dedim. 3'te klor var. Doğru. 1'in önünde de neyimiz var? Çift bağımız var. 1 penten dedi. 5 karbonlu. Bu da doğru gelmiş oldu. Bakın C şıkkına geldiğimizde 4 karbonlu. Burada bir alkin yapısı var. Burada ana zincirimiz zaten başka biri yok. Burası. Burada da 1, 2, 3, 4 diyor. 2'nin önünde olduğu için 2 bütün dediği doğrudur. Geldik diğerine bir alkol yapısı var. Alkolün önceliği daha fazla olduğu için ne yapacağız arkadaşlar? Sol taraftan başlayacağız. Yani 1, 2, 3, 4 diyoruz. Bakın 2 demesi lazım. Yani 3 kloro, 2 butanol demesi gerekiyor. Burada bir hata var. Sonuncuya geldiğimizde bir keton yapısından bahsediyor. 4 karbonlu 1, 2, 3, 4 diyoruz. 2 de butanondur. Bu da doğru. Bundan dolayı cevabımız D şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. Evet 19. soruya bakıyoruz. 19. soruda bir tepkimeye ait potansiyel enerji tepkime koordinat grafiği veriliyor. Buna göre hangisi yanlıştır? Şimdi birincisi bakalım. Burada girenlerin enerjisi ürünlerin bu bir kere enerji aldığına göre nedir arkadaşlar? Endotermik bir tepkimedir söyleyebiliriz. Girenlerin enerjisi evet 60. Buradan gördük. A şıkkı doğru. Ürünlerin enerjisi 100'dür. Bakın ürünleri takip ettiğimizde 100 olduğunu gördük. Bu da doğru. Ürünlerin enerjisi girenlerin enerjisinden büyüktür. Evet ürünlerinki 100, girenlerinki 60 olduğu için büyüktür. Doğru. Endotermik tepkimedir. Evet endotermik ısı alan bir tepkimedir. En başında dedik sorunun doğru. Tepkimenin entalpi değeri delta H eşittir ürün eksi giren şeklinde söylenir. Bakın ürünümüz kaç bizim arkadaşlar? 100. Eksi neyimiz var? 60. Buradan da ne gelmiş oldu bize? 40 geldi ama artı 40 geldi. Burada eksi 40 dediği için hatalı vermiş oldu arkadaşlar. O yüzden 19. sorunun cevabı Edirne gelmiş oldu. Evet 20. soruya bakıyoruz. Diyor ki 500 mililitre 0,1 molar HCl sulu çözeltisi 0,1 molar sodyum hidroksit çözeltisiyle titrediliyor. Şimdi burada önemli olan şu kısmı bir de şuraya alalım. Bakın bunlar önemli yerler. Onları belirtmiş olduk. Buna göre hangisi yanlıştır? Yanlış olan kısmı da bize sorduğu için şurayı da şöyle bir pembeleyelim. İyice gözümüze versin. Bakın pH'a eklenen sodyum hidroksit çözeltisinden bahsediyor. Buna göre diyoruz ki hangisi yanlıştır? Şimdi birincisi 500 mililitre 0,1 molar HCl, 0,1 molar sodyum hidroksit. Bakın tam şu nokta bizim için en önemli olan noktalardan birisi. Burası. Niye önemli? Çünkü pH'ın 7 olduğu yeri belirtiyor. Bizim bu tarz sorularda M1V1 TD, M2V2 TD şeklinde bir formülümüz var. Şimdi M1'imiz nedir? 0,1 çarpı V1'imiz ne? 500 mililitre. Bunları da yazdık. Çarpı ama bunu şöyle yazabiliriz. Bakın. Bunu şöyle yazalım.
0,5 diye belirtelim. 0,5 çarpı tesir değerlerimiz 1 çünkü hidrojen bir tane veriyor ortama. Geldik M2 değeri 0,1 çarpı V2 çarpı bunun da tesir değerini ortama bir tane verdiği için 1 şeklinde bulduk. Bakın bunu sadeleştirdiğimizde V2 eşittir 0,5 litre ya da 500 mililitre şeklinde bulmuş olduk. Burada diyor ki birincisinde A noktasında çözelti nötr özellik gösterir. Evet bakın pH zaten 7 olduğu için nötr özellik gösterdi doğru. B noktasında farkındaysanız artık pH 7'nin üstünde. Yani nedir bu nokta? Artık baza ulaşmış. O zaman OH büyüktür H artı demesi tabii ki doğru. C noktasında pH büyük pOH. Bakın pH 7'nin üstünde. pH'e bir sayı verelim burada. 9 diyelim. pH'i 9 olursa pOH'ı ne olacaktır? 5 olacaktır ki toplamlar 14 olsun. Bu da doğru. A noktasında çözelti 500 mililitre sodyum hidroksit eklenmiştir. Evet zaten burada sayısal olarak da az önce o işlemi yaptık. Bu da doğru. A noktasında çözelti elektriği iletmez. Burada çözelti elektriği iletmeme gibi bir şansı yok. Çünkü ortamda iyonlar var. Ortamda iyon varsa elektriği iletir. O yüzden 5 numara yanlış geldi. Cevabımız bundan dolayı E şıkkı oldu arkadaşlar. Evet, 21. soruyla devam ediyoruz. Bakın X ve Y maddelerin çözünürlük sıcaklık, çözünürlük basınç grafikleri verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İlk önce burada grafikleri bir yorumlayalım. Şimdi birinci grafiğe baktığımızda çözünürlüğe karşı sıcaklık grafiğinde yukarı doğru çıkıyorsa bunun endo, aşağı doğru iniyorsa bunun egzotermik olduğunu söyleyebiliriz. Burada baktığımızda çözünürlüğü sıcaklık basınçla değişmeyenler katı ya da sıvı çözünürlüğü basınçla artanlar ise gaz olarak almamız gerekecek. Peki Y'nin gaz olduğunu X'in de ya katı ya sıvı olduğunu söylüyoruz. X endotermik yani ısı alan, Y egzotermik yani ısı verendir. Evet zaten birinci grafikten bunu görmüş olduk. B'de diyor ki 20 santigrat derecede. X ve Y'nin çözünürlüğü değişti. Bakın 20'de evet her ikisi de aynı noktaya gitmiş oldu. Bu eşit. Y'nin fiziksel hali gazdır. Evet bakın burada gaz olduğunu bulduk. Bu da doğru. 30 santigrat derecede Y'nin çözünürlüğü X'ten büyüktür. 30 santigratta bakın Y'nin çözünürlüğü bu noktadayken X'inki bu noktada. Yani değer verecek olsak Y'ninki burada 20 ise X'inki burada 30 şeklinde olmuş oldu. O yüzden orada bir hata var. Yanlıştır. Basınç artışı X'in çözünürlüğünü değiştirmez. Evet basınç da çünkü katı ya da sıvıysa değiştirmemesi lazım. Gaz olsaydı değiştirdi. O yüzden o da doğru. Cevabımız bundan dolayı D şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. Evet 22. soruyla devam ediyoruz. 22. soruda potansiyel enerjiye karşı tepkime koordinat grafiği verilmiş. Diyor ki bu tepkimeye ait potansiyel enerji tepkime koordinat grafiği veriliyor. Buna göre aşağıdaki verilen yargılardan hangisi yanlıştır diyor. Şimdi bakıyoruz. İki tane grafiğimiz var. Görsel olarak tabii ki burada EA1 küçüktür EA2 şeklinde gösterilir ama burada sorunun şu altında da onu belirtseydi bize daha güzel bir sonuç çıkartmış olurduk. Tepkime iki basamaklıdır. Evet birinci basamağımız ve ikinci basamağımız olduğu için bu doğru. Tepkimenin hızını ikinci basamak belirler. İşte burada bizim bu değerlerin hangisinin daha büyük hangisinin daha küçük olduğunu söylemesi gerekirdi ama diyorum ya burada hani bakıyoruz EA2 daha büyüktür. O yüzden hızını ikinci basamak yani yavaş olan. Şimdi burada yavaş olanı nasıl belirledik? Bakın şu yüksekte olması bunun yavaş olduğu anlamına gelmiyor. Burada iki kişiyi şuraya koyun. Birini buraya, birini buraya. Hangisi daha hızlı çıkar? Bir numara. O zaman hızlı olan adım bir numara, yavaş olan adım iki numaradır. Yavaşa göre belirleyeceği için hızını ikinci basamak belirler. Doğrudur. Net tepkimede delta H değeri negatiftir diyor. Bakın başlangıç noktamız burası. Buradan bakın aşağıya doğru inmiş. Aşağıya doğru indiği için net tepkimede evet delta H küçük sıfır yani egzotermiktir. EA1 ile EA2 değerleri ileri tepkimenin ileri aktifleşme enerjileridir. Evet her ikisi de birinci tepkimenin ileri aktifleşme enerjisi ve ikinci tepkimenin ileri aktifleşme enerjisidir. Doğru. Katalizör birinci adımı etki ederek tepkimi hızlandırır. Arkadaşlar katalizör hızlı basamağı etki etmez. Burada katalizör kime etki edecektir? Yavaş olan basamağı etki edecektir. O yüzden yanlış olmuş oldu. Cevabımız
E şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. Evet, 23. soruyla devam ediyoruz. 23. soruda bakın XO artı CL2'den XO CL2 delta H'ta büyük sıfır şeklinde belirtmiş. Yani nasıl bir tepkime büyük olduğuna göre endotermik bir tepkime. Diyor ki tepkimesine göre sistem T1 anında dengede iken kaba aynı sıcaklıkta XO eklendi. Yani kaba bu maddeyi eklersem bu tepkime ne yapacaktır? Sağa doğru yol alacak. Yani ürünlere doğru gidecektir. Şimdi buradaki grafikte ilk önce şunu bir bilelim arkadaşlar. Şöyle ki XO'yu ekledim değil mi? XO'yu eklediğime göre ilk önce onun değerinin artırılması lazım. Yani XO'nun arttığı bir tepkimi arıyorum. Bakın birincisinde XO artmış mı? Hayır. O zaman bu yanlış. İkincisinde artmış mı? Evet, bu doğru. Bakalım burada artmış mı? Bu da doğru. Bakın burada hiçbir değişim yok XO'dan. Bu da gitti. Bakın burada da azalmış. O yüzden bu da gitti. Zaten elimde iki tane şıkkım kaldı. Sonrasında ne yapıyor klor? Klor tepkime sağ gittiği için klorda azalma olması gerekiyor. Yani bu şekilde bir azalma. Bakın burada da bir azalma var. Burada bir artma var. O yüzden bu hatalı geldi. Bunu sildik. Bir diğeri buradaki XO zaten başlangıcına dönmüş. Bakın başlangıcına dönemez. O da zaten hatalıydı. Hem klor artmış hem XO CL2 artmış. Burada zaten o da hatalı. O yüzden cevabımız ne gelmiş oldu arkadaşlar? C şıkkı gelmiş oldu. Evet, bir sonraki soruya yani 24. soruya baktığımızda oda sıcaklığında suda az çözünen bir tuzun sulu ortamda verdiği iyon değişimi zaman grafiği verilmiştir. Verilen grafiğe göre tuzun aynı sıcaklıkta çözünürlük çarpımı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakın burada bir x ile y'nin tepkimeye girmesiyle x artı a ve y eksi b şeklinde oluşuyor. Yalnız şu sayıları sadeleştirdiğimizde bakın 2'ye 1 şeklinde bir oranımız var. Yani x'ten 2, y'den 1 olmuş oluyor. Peki o zaman x'in altına 2'yi yazdım. Bakın çaprazını yukarı atarsam buranın eksi 2, o zaman buranın da artı 1. Yani artı 1'e eksi 2 ile bu şekilde bulmuş oldum. Zaten bize şu değerleri verdiği için bakın 2 çarpı 10 üzeri eksi 2'ye 1 çarpı 10 üzeri eksi 2. O zaman bu da zaten 1 çarpı 10 üzeri eksi 2'lik bir değer şeklinde yazmış oluruz. Bunu da bu şekilde belirttik. Bize KÇÇ'sini soruyor. KÇÇ eşittir. Bakın x artı 1'in karesi çarpı y eksi 2'nin derişimi şeklinde diyoruz. Yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 2'nin karesi çarpı 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 diyoruz. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2'nin karesi demek 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 çarpı 1 çarpı 10 üzeri eksi 2'den çarptığımızda 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 şeklinde bulmuş oluruz. Bu da bize C şıkkını göstermiş oldu arkadaşlar. 25. soruya bakıyoruz. Molekül formülü C4H8Br2 olan moleküllerden hangisi izomer değildir? Şimdi izomeri değil diyorsa bakın burayı sizin için şöyle önemli bir nokta olduğunu belirtiyorum. İzomeri değil diyorsa burada isimlerini yazın. Birincisinin ismi. Bakın nedir? 1,2-dibrom. 1,2-dibrom nedir? 4 karbonlu olduğu için ismi bütan. Bunun ismine bakıyoruz. 2,3-dibrom bütan. O zaman bunlar birbirinin izomeri. Zaten karbonları, bromları, hidrojenler aynı olduğu için diğerlerine bakmadım. Şimdi geldim buna. Bakın 1, 2, 3, 4 diyorum. 2, 2 dibrom geliyor ve 4 karbonlu olduğu için bütan. Buraya bakıyorum 1, 2, 3, 4 geldi. O zaman bu da 2, 2 dibrom bütan geldi. O zaman bunlar ikisi de aynı olduğu için birbirinin izomeri değildirler. Üçüncüye baktık. Bakın 1, 2, 3, 4 dedim. 1, 3 dibrom bütan. Buna baktığımda 2, 3 dibrom bütan dedi. Bu da o zaman birbirinin izomeri oldu. Hangisi değildir dedi. Bakın gidip de sakın 1 3'ü işaretlemeyin. Olumsuz sorduğu için cevabımız B şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. Evet, 26. soruya baktığımızda ZN ve F'nin indirgenme reaksiyonları ve epil değerlerini vermiş. Yukarıda çinko ve demir ile hücre diyagramının sonrasında da pil sistemini belirtiyor arkadaşlar. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diyor. Birincisi
Burada zaten hani şuna bakalım. İndirgenme olduğu için hemen kimyayı yazalım. Kimyayı yazdık. Bakın indirgenmesi büyük olan nedir? Katot. Hangisinin büyük? O yüzden bu. Bakın bu katot. Burası zaten anot gelmiş oldu. Bir diğeri şu sistem bize verdiyse zaten burada ilk yazılan anot, ikinci yazılan katot olduğunu bilip hani buna göre de sistemi oluşturabiliriz. O zaman ikinci tepkimeyi ters çeviriyorum. Yani Zn artı 2 artı 2 elektron. Ters çevirdiğim için 0 virgül 76. Diğeri aynı şekilde kalıyor. F artı 2 artı 2 elektronla F'ye gitmiş oldu. Bu da eksi 0 virgül 44. Bu iki tepkimeyi topladığımızda bakın 2 elektron 2 elektronu götürdü. Zn artı F artı 2. Bakın F artı Zn artı 2'lere dönüştü. Burası da 0 virgül 32 bulmuş oldu. Diyor ki hücre diyagramında verilen başlangıç değer içinden de hücre potansiyeli. Bir kere 0,32'yi yazdık. Sonra 0 Nernst denklemini kullanacağız. Orada da 0,32 eksi 0,0592 ya da burada bırakmış bölü 2 çarpı logaritma anot bölü katot ya da Q şeklinde de belirtebilirdik. Burada her ikisinin de 1 molara 0,1 vermiş. Buradaki hani katotumuza 0,1 yazacağız. O zaman 1 bölü 0,1 yani ne gelecek? 1 bölü 1 bölü 10'dan bu yukarı 10 diye gelir. Bu da zaten kendisini götürmüş oldu logaritmadan. Hiçbir değişiklik olmadı. Bu şekilde geldi. O yüzden A şıkkı doğru gelmiş oldu arkadaşlar. Peki ikincisine bakalım. Diyor ki dış devrede. Şimdi dış devrede kim nereye doğru gezecektir? Bir kere elektronlar anottan katota doğru gezer. Evet Zn bizim neyimiz? Anotumuz. Zn anot olduğu için anottan katota doğru yol almış olduk. Bu da doğru gelmiş oldu. Zn elektronu bulu kapta yükseltgen mi? Evet anotta yükseltgen mi? Katotta ise indirgenme olacaktır. Bu da doğru. Zamanla pil potansiyeli bakın burada bir sıkıntı var. Artar. Zamanla pil potansiyeli azalacaktır arkadaşlar. Yanlış. Tuz köprüsünde anyonlar Zn elektrodun bulunduğu kaba doğru hareket eder. Evet anyonlar anota, katyonlar bakın yazalım. Anyonlar anota, katyonlar katota doğru yol alacaktır. Bu da doğru gelmiş oldu. Cevabımız D şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. Evet 27. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın yukarıda verilen karbon allotroplarından kaç tanesi doğal? Bakın burada doğal karbonu özellikle çiziyoruz. Doğal karbon allotropudur diyor. Buna göre hangisidir arkadaşlar? Bakın nanotüp değil, grafen değil, fulleren değil, elmas ve grafit karbonun doğal allotroplarıdır. Diğerleri ise yapay allotropudur. Bundan dolayı cevabımız B gelmiş oldu arkadaşlar. Evet bu şekilde Türkiye geneli yapılan endemik yayınların AYT kimya soru çözümlerinin sonuna gelmiş bulunduk arkadaşlar. AYT ile ilgili problemlerimizi artık çözmeye başlayacağız. Zaten bakın görmediğiniz konu hemen hemen yoktu burada. Çünkü organik kimyada da alkollere kadar geldi. Alkolleri belki bu ara görmemiş olabilirdiniz. Onun dışındaki bütün konular görülmüş bir şekilde. Yani 10 bir soru yapamazsın. Gerisinin yapman gerekiyordu. 13, 12 sorunun 12'sinde çözülebilecek bir soru denemeydi. O yüzden AYT ile ilgili problemleri çözmeye çalışın. Bu ara tatilde, kamp döneminde bakın AYT ile ilgili problemi bitirin. TYT'yi tamamen çözün. Gündüzleri TYT, akşamları AYT çalışacak şekilde bir program hazırlayın. Ve buna göre çalışmalarınızı sakın ama sakın ara vermeyin. 2 gün dinleneyim ondan sonra devam edeyim diye bir şey demeyin. Full çalışmayla, full performansla kendinizi gösterin arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. İyi çalışmalar.